Hücrelere yorum yazma. İlk olarak hücrelere yorum yazma 01 dosyasını çalıştırıyorum. Açıldı. Şimdi hücrelere yorum yazabiliriz. Yorumlar ne için gereklidir? Yorumlar başka bir kullanıcının, diğer bir arkadaşımızın okuması için ya da birden fazla kullanıcı da olabilir. Bu kişilerin okuması için yazılır. Kendimiz için de yazabiliriz. Örneğin ürün sorumlusu alanı var. Buraya bir yorum yazmak istiyoruz. Fakat hücrenin içeriğini değiştirmek istemiyoruz. Bunun için gözden geçir sekmesinde açıklamalar bölmesinde yer alan yeni açıklamaya tıklamalıyız. Tıklıyorum. Bir yorum alanı açılacaktır. Yorumu kim yazıyorsa onun adı yazar. Şu an bu kullanıcı ben olduğum için benim adım yazıyor. Lütfen sorumlusu olduğunuz ürünler için adınızı ve soyadınızı yazınız diyorum. Başka bir yere tıkladım. Ve yine açıklamamız gösterilecektir. Ve biz bu dosyayı aldık, iş arkadaşlarımıza gönderdik. Onlar da bizim yorumumuzu buradan okudular. Ve geri döndüler. Şöyle yapalım. Daha önceden yazmıştım bunları. Tekrar yazmayacağım, vaktinizi almayacağım. Yapıştırıyorum. İsimleri yazdı diyelim. Ve onlar da yorum eklemiş olsun. Şu an tüm açıklamaları kapatayım. Örneğin Seda Bal. Bu ürünün sorumlusu Ahmet Saşçı olabilir yazayım. İşte yorum alanlarını büyütmek, küçültmek için yine şu köşelerindeki küçük beyaz kare simgesine sürükleyip bırakabilirsiniz bu simgeleri. Nihan da bir yorum yapsın. Sorumlusu sadece ben değilim. Erdem'le birlikte paylaşıyorum. Örneğin Didem de bir yorum yapsın. Ve açıklama ekle diyorum. Ayşe ve ikimiz sorumluyuz. Yine alanını değiştiriyorum. Bu arada isimler, bunlar şu an ben yazdığım için isimleri benimkini gösterecek. Açıklamayı göster diyorum. Açıklamayı göstermek için gösterecektir. Şu kısımları silmek için backspace tuşuna basıyorum. Ve kimin yazdığı artık yorumu, kimin yazdığı belli değil. Biraz daha küçülttüm. Ve gizliye tıklıyorum. Artık yorumlar gizlenecektir. Tüm açıklamaları göstermek için, tüm yazılan yorumları görmek için tüm açıklamaları göstere tıklıyorum. Ve artık sayfamdaki tüm yorumları okuyabilirim. Bir önceki, bir sonraki, bir sonraki. Şimdi kapatayım, bunun nasıl işe yaradığını göstereyim. Örneğin şuraya tıkladım. Ve sonraki diyorum. Yazılan yorum gözükecektir. Sonraki diyorum. Bir sonraki yoruma geçecektir. Dediğimiz gibi birden fazla, daha doğrusu çok fazla satır ve sütun olabilir. Bunları tek tek bulmaktansa sayfanın herhangi bir yerinde önceki ve sonrakini kullanabiliriz. Sonraki dedim ve sonraki diyorum. Aynı zamanda yorumların yerini de değiştirebilirim. Örneğin arkadaki rakamı okuyamıyorum. Şöyle üzerine geldiğim zaman, kenarına geldiğim zaman aşağı, yukarı, sağa, sola bakan yön simgeleri belirleyecektir. Buna sürükleyip bıraktığım zaman yerini değiştirebilirim. Aynı zamanda şunu yapalım. Göster diyorum. Yeri biraz daha sağda olsun. Tüm açıklamaları göster, tüm açıklamaları gizle ve tekrar tıklıyorum. Artık yorumlarımız farklı yerlerde olacaktır. Bunları istediğim yere sürükleyip bırakabilirim. Şöyle seçeyim. Gördüğünüz gibi hangi yorum nereye aitse onu gösterecektir. Yorumları silmek için seçiyorum bir kez ve sile tıklıyorum. Artık yorum silinecektir. Yine seçiyorum, yine sile tıklıyorum. Eğer içeriğini değiştirmek istiyorsam şöyle bir gizleyeyim. Sonraki diyorum. Açıklamayı düzenle demem yeterli. Bu şekilde artık yorumumu değiştirebilirim. Excel'de açıklamalar gördüğünüz gibi oldukça işe yarar. Başkaları için özellikle kendiniz için de kullanabiliriz. Ve yorum özelliği bu şekilde kullanılmaktadır.